Herkese yeniden merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetli tatlı tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Bunun için 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker ve 1 dilim limona ihtiyacımız var. Şöyle 2 su bardağı suyumu tenceremin içine alıyorum. Ve 2 su bardağı şeker ekliyorum. Şekerimi eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. İçine limon ekleyip ocağıma alıyorum. Şerbetimi ocağıma aldım. Yaklaşık 5-10 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Daha sonra soğumayı bırakıyorum. Karıştırma kabıma 125 gram oda sıcaklığında margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı yoğurt, iki adet yumurta, yumurtanın bir tanesi sarısı üzerine sürülecek. Bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. İki yemek kaşığı irmik. Üzerine azar azar un ekliyorum. Her zaman olduğu gibi elimle güzelce yoğuruyorum. Toplamda 4 çay bardağı un kullanıyorum. Tabi un markasına göre değişiklik gösterebilir sevgili arkadaşlar. Unu eklerken kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayalım. Evet, yoğurmaya devam ediyorum. Aroma vermesi için bir adet limon kabuğu rendesi kullanıyorum. Tarifte kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tatlımızın hamuru hazır. Vermiş olduğum un miktarı az geldi. Ekstra 1,5 çay bardağı un ekledim. Dediğim gibi unu az az ekleyip kıvamını tutturabilirsiniz. Vermiş olduğum un miktarını videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi tatlımızın yapılışına geçmek istiyorum. İki eşit beze ayırdım. Şimdi bir tanesini ayırıyorum. Geri kalan bezeme ruro şeklini veriyorum. Ruro şekli verdikten sonra hafiften elimle bastırıyorum. Daha sonra bir çay bardağı ağız kısmıyla yardım alıp ay şekli veriyorum. Evet, bu şekilde kullanmış olduğum çay bardağı şöyle uç kısmını kullanmıyoruz. Daha sonra değerlendireceğim. Evet, bu şekilde yarım ay şeklini veriyor. Çok lezzetli ve hafif bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Evet, bu şekilde hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapıyorum.
Tatlılarım pişmek için fırına girmeye hazır. Şöyle bu şekilde borcamın içine diziyorum. Evet sevgili arkadaşlar, fırına vermeden önce ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, tatlım fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk olan şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar, tatlımı 2-3 saat beklettim şerbetini iyice içine çekmesi için. Şimdi üzerine Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süslüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, tatlım servis için hazır. Kesinlikle deneyin. Çok hafif ve lezzetli bir tatlı oldu. Eğer denip yaparsanız yorum kısmına tarif hakkında öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. İster Ramazan'a, iftara, isterseniz bayrama gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.